Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık döngüsü tamamlanıyor. Hem Türkiye'yi soracağım hem de bulunduğunuz yıl hangi enerjidesiniz? Türkiye Cumhuriyeti bütün liyakatlarını yerine getirmiş, bunların enerjisinden geçmiş, yaşamış, yeni başlangıcına giriyor. Türkiye Cumhuriyeti 100 yılını bitiriyor. 29 Ekim'den sonra her şeyin değişeceğini görüyorum. Her şeyin. Hala daha kendimizi değiştirmeyi düşünmüyorsak, istemiyorsak, inadına orada olmaya ısrar ediyorsak. Para kazanma şekliniz ne olmalı? Bunun nasıl hesaplanacağını söyleyeceğim. Arkadaşlar, İlkay Buharalı YouTube kanalına hoş geldiniz. Zor günlerden geçiyoruz. 2023'ün bambaşka bir yıl olacağını herkes söylüyordu. Yani herkes söylüyordu. Ama bu kadar zor başlayacağını herkes tahmin ediyor muydu bilmiyorum. Sonrası için de çok farklı şeyler söyleyenler var. Aynı noktalarda birleşenler var. Şimdi biz bu akşam numerolojik açıdan bakacağız 2023'e. Numeroloji Türkiye kitabının yazarı sevgili Eylem Sedef Dilber bizimle olacak. Eylem Sedef Dilber öyle bir şey yapmış ki, bu videoda da onu kendisine rica ettim. Türkiye'nin numarasını ince ince çalışmış. Numeroloji inanılmaz bir alan. Benim kendime dair pek çok şey bulmamı, keşfetmemi sağlamış bir alan. Buradaki videolarla pek çok şey öğrendim. Hayran olduğum, hani Yüce Rabbimin matematiğini işte pek çok yere gizliyor. Ben onlardan biri diye düşünüyorum numeroloji için. Peki Eylem Sedef Dilber, numeroloji Türkiye hesabında aynı zamanda kullanan Eylem Sedef Dilber, o ince çalışmasında Türkiye ile ilgili neler buldu? 100. yıla diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık döngüsü tamamlanıyor. Hem Türkiye'yi soracağım, o tespitlerini soracağım. Hem de bulunduğumuz yıl her birimizin isim ve doğum tarihine göre galiba, şimdi detaylarını öğreneceğiz, bir yıla tekamül ediyor. Bulunduğunuz yıl hangi enerjidesiniz? Bunu hesaplayacağız. Her birimiz hem kendi enerjimizi bulmuş olacağız bu videonun içinde, hangi yılın enerjisindeyiz, hem de Türkiye'nin 2023'ünü öğreneceğiz. Haydi geçelim ortak yayına. Hoş geldin Eylem Sedef Dilber hocam. Hoş bulduk. Arkamda bir de tahta var. Gösterir misin onu? O benim ders anlattığım tahtam. YouTube veya Instagram canlı yayınlarında ters çıkıyor ya yazı. Bunu ters bir şekilde yazdım burada düzgün görünsün diye. Şimdi yapacağımız hesaplamayı direkt buradan göstereceğim. Onlar kendileri yapabilecekler. Of, kağıtlar kalemler elinizde olsun arkadaşlar. Aynen. Bir hesaplama daha yaptıracağım onlara. O yüzden kağıt kalem hazır olsun bütün arkadaşlarda. Kağıt kalem hazır olsun. Ne yaptıracağız o hesaplamada? En başından bir söyleyelim. Olur mu? Para kazanma şekliniz ne olmalı varlık olarak? Her birimizin kendimize özel bir para kazanma şekli var. Bunun nasıl hesaplanacağını söyleyeceğim. O kadar basit ki onu da öğrenecekler. Arkasından bunun anlamlarının ne olduğunu anlatacağım. Bunu hemen geçeceğiz. Bulunduğumuz yıl çakra tesirini de hemen geçeceğiz. Gayet güzel bilgilerini net almış olacaklar. Arkasından da Türkiye Cumhuriyeti'ne şöyle bir dalacağız. Of, tamam, harikayız. Şimdi ismimiz ve doğum tarihimiz mi lazım? Ne lazım öncelikle? Hangisiyle yok, sadece doğum tarihi. Doğum tarihi. Şayet, evet. Eğer aramızda doğum tarihini bilmeyenler varsa, bilmiyorum ama kimliğimde bu yazıyor diyenler varsa, kimliktekinin enerjisinden faydalanıyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Evet, yaptığım analizlerde bunu tasdikledim. Gayet net ve doğru cevaplar olduğunu gördüm. Yani illaki gerçek doğum tarihi olması gerekmiyor. Çünkü çoğu insan bilmiyor. Bu şey Hristiyanlardaki gibi kilise doğar doğmaz eski zamanlardan biridir kaydedermiş. Bizde eski zamanlarda öyle bir şey yok. Herkes bilmiyor. İşte doğduktan birkaç ay sonra kaydoluyorlar. Veya ikiz yazdırılıyor. İşte köyden şehire gitmek zor oluyormuş vesaire gibi hikayelerimiz var bizim. O yüzden de çoğunun belli olmuyor. Aynen. Benim baba cazımın doğduğu yıl belli değildi ya. Şu yıl mı bu yıl mı diye hani böyle konuşurlardı, hani işte hatırlıyorum. Ama kimliktekinin enerjisinden faydalanıyor. Benim babamın da öyle. Ama analizini yaptığımda babama tam olarak oturuyor. Eşiminki de öyle.
Eşiminki de tam olarak oturuyor ki birlikte yaşadığım insanlar en iyi gözlemleyebildiğim kişiler onlar. Aha, Ki tamam. kesinlikle tasdiklendi. Kimlikleri baz alabilirsiniz. Evet. Gerçek doğum tarihimi biliyorum ama kimlikte de farklı yazıyorsa gerçek doğum tarihimi kullanacağım ama, değil mi? Evet. Tamam. Aynen. Aynen. O zaman şimdi birincisi olarak şeyden başlayalım mı? Bulunduğumuz yıl Nasıl? çakra Bulunduğumuz yılın çakra tesiri. Ay tesiri. harika. Evet, Ama şimdi seni tanımak isteriz hocam. ha, Şöyle tamam. ki O da böyle doğru. minicik doğduğumuz yılın çakra tesiri gelecek arkadaşlar. Nasıl para kazanmalıyız? Kendi doğum tarihimize göre, numerolojiye göre. Onu da öğreneceğiz. Türkiye'nin 2023'ünü de öğreneceğiz ama Eylem Sedef Dilber'i birazcık yakından tanıyalım hemen. 43 yaşındayım. 19 Şubat'ta geçtiğimiz günlerde yeni döngüme girdim. Ya çok güzel. Ay, Evet. bana telefonda çok güzel bir şey söylediniz. Of, Evet. çok hoşuma Yeni gitti. döngüme seninle başlamış oldum. Bana uğur getireceğini biliyorum, inanıyorum. Ve yeni bir 9 yıllık sürece girdim ben de. Geçtiğimiz 9 yıllık sürecim bitti. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti de 29 Ekim'den itibaren yeni döngüsüne girecek. Geçtiğimiz 100 yılı geride bırakacak zaten. Ve yeni bir döngüye girecek. Onu anlatacağım. Ve Hayırlı uğurlu olsun. Yeni döngün hocam. Eylem aynen, hocam. çok teşekkür Peki ederim. biz Çok mutluyum. döngümüzün neresindeyiz? Onu bileceğiz mi? Evet, bileceksiniz. Ha, şimdi Şimdi anlayacağız mı bu tabii tabii hesaplamalarda? tabii Ha, ki süper. tabii ki. Zaten bunu öğrenmezseniz anlamı yok burada anlatmanın. Yoksa numerolojiyi artık herkes biliyor neyin ne olduğunu. Aşinalar hiç değilse. Ben 10 senedir kişisel gelişimin içindeyim ve 7 yıldır numerolojinin içerisindeyim. Eğitmenlik yapıyorum, analizler yapıyorum. Dünya genelinde de birçok tasarımı inceleme fırsatı buldum. Keyifliyim, bundan besleniyorum. Ve şu anda da aynen devam ediyorum. Bir kızım var, evliyim. Hepimizin gibi bir hayatım var. Aynen bu döngüde gidip geliyoruz. Şimdi Şimdi geçersek konumuza, harika herkes olur. gün ve ayını alacak sadece. Doğduğu gün ve ay. Tamam. Burada Aa, kendi doğum tarihimden örnek verdim ben. tamam. 19 Şubat. Bulunduğumuz yıl ne? Tamam. 2023. 2023. Bu şekilde yazdık. Numerolojide Ha, bu yıl, bu 2023 yazdık hepimiz evet. yani. Hangi yılı hesaplamak istiyorsak o yılı yazarız. Ama biz bulunduğumuz yılın çakra tesirini öğrenmek istiyoruz. Ona göre yaşayacağız. Ona göre Nefis. konuları neymiş öğreneceğiz. Tamam. Şimdi bunları tek tek birbiriyle topluyoruz. Numerolojide her zaman öyledir. 1, 10, 12, 14, 16, 19 etti. Tek tek birbiriyle toplayınca 19 etti. Sadeleştirmeyle gidilir numerolojide. 19'u sadeleştireceğiz. 19'u sadeleştirmek için 1 ve 9'u topladık, 10 etti. Yine teke düşmedi. Teke düşene kadar sadeleştiriyoruz. 1, 0 daha 1. Bu varlık, bu doğum tarihine sahip olan varlık 2023 yılında 19 Şubat 2023'ten 19 Şubat 2024'e kadar her bir Herkes çakra kendi doğum gününde döngüsü, giriyor yani. evet, her bir çakra döngüsü yıldan yıla, doğum gününden doğum gününe değişir. 2024'ün 19 Şubat'ına kadar birinci çakra tesirinde olacak. Bu Tamam. varlık ne yapmalı? Şimdi herkes doğum tarihine göre hesaplamıştır. Dur, ben Gün hesaplayamadım heyecandan. İki şey hemen hesaplıyorum, bir saniye. Tamam. Gün ve ayı alacaksınız arkadaşlar. Topladım bu ikisini. Tamam. 9. 2023'ü yazacaksınız doğum yılınız yerine. Hepsini birbiriyle tek tek topluyorsunuz. Çıkanı tekrar sadeleştiriyorsunuz. Sadeleştirdik. Teke düşmediyse tekrar sadeleştiriyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Ha. Mayıs Ama şeyde hangi oldu. ayda olduğun önemli. Ayını söyleyebilir misin ilk ay? 11. Kasım ayında. Evet. Kasım ayındaysa daha Kasım'a gelmedik. Şu an Şubat Ha, ben ayındayız. şu Evet, an sen 7 bir çıktım ben önceki. mesela. Şu an 6'yım o 6. zaman. Evet, 6. 6. Tamam. çakra tesirindesin. Arkadaşlar buna dikkat edin.
Şu an Şubat ayındayız. Şubat'tan sonra ise eğer doğum ayınız, daha henüz girmediniz o döngüye. Bu çıkan sonuca daha girmediniz. Bir önceki çakrayı dinleyeceksiniz. Tamam. Şimdi Şimdi, heyecanla bekliyorum. Herkese evet. sapladım arkadaşlar. Kaç çıktı? Bir çıktıysa 9 çakra üzerinden gider numaraloji. Eğer birinci çakra tesirindeyseniz o yıl boyunca yeni başlangıçlarınızı yapacaksınız. Çünkü geçtiğimiz 9 yıllık süreciniz bitti. Tamamladınız. O konular neyse onlar artık hayatınızdan çıktı. Şimdi yeni bir 9 yıllık sürece girdiğiniz için tohum ekeceksiniz. Bir şeyleri başlatmanız lazım. İş, ilişki, sağlık, para, aşk, neyse, mutluluk, huzur, neşe, keyif, coşku, her şeyle ilgili, bunun bir istisnası yok. Her şeyle ilgili yeni adımlar atma zamanıdır. Bir yılları. Ve atılım, girişim, inisiyatif alma, ben deme, kendi isteklerini öne sürme zamanıdır. Gerçekleştirmek için adım atmak zamanıdır. İkinci çakra tesiri altındaysanız, burası iki çıktıysa arkadaşlar, sen deme, senin deme, başkalarının düşüncelerine önem verme, bakıp besleme, büyütmedir iki numarolojide ve dişil enerjidir. Siz iki enerjisindeyseniz o birde attığınız adımları doğumunu başlatacaksınız. Doğuracaksınız. Bir, eğer evli değilseniz veya evlilik sürecindeyseniz ya da evliyseniz hiç fark etmiyor. Aşktır, romantizmdir. İlişkinizi daha da güzel perçinlersiniz iki yıllarında. Veya aşk konuları gündeminizde olur. Çocuğunuz varsa çocuğunuz gündeminizde olur. Ve hani ona daha çok vakit ayırmak, onunla ilgilenmek, işte hayvan sahiplenmek istiyorsanız tam zamanıdır iki yılları. Niyet ettiğiniz zaman karşınıza çıkacaktır zaten o hayvan dostunuz. Bakıp besleme, büyütme ile alakalı çünkü. Ve şöyle söyleyeyim, bir şeyleri başlattıysanız bir yılında, iki yılında bu büyür. Büyür. Üretkenliktir iki. Anlayıştır. Hiçbir şeye hayır diyemeyiz. Çünkü yılın enerjisinden öyle bir etkileniyoruz ki hayır diyemeyiz. Demeyiz. Anaç ruhtur. Herkese kapımızı açmalıyız. Yedirip içirmeliyiz. İşte ocağımız sürekli bir tencere kaynıyor olmalı. Çok güzel bolluk bereketi arttırır bu da. Eğer 3, şurası eğer 3 çıktıysa arkadaşlar, siz ünvan alma senesindesiniz. Bu çok anlatılmaz. Bunu analizlerimde tespit ettim. 3'ün anlamı numarolojide kendini ifade etmektir. Yazarak, konuşarak, resim, müzik yaparak, tiyatral rol yaparak, dans ederek, şarkı söyleyerek, edebi ya da sanatsal. Herhangi bir yetenektir. Yeteneklerinizi ortaya koyma zamanıdır. Arkasından bu yeteneklerle ilgili ilerleme, tanıtım, reklam, blog açma, yazı yazma, işte edebi ya da sanatsal işleri sergiler, yeteneğiniz neyse sergiler, işte kitap basımı vesaire gibi şeylerin tam zamanıdır. Bir de ünvan almadır. Ünvan alma da şudur. Evleniriz, soyadımız değişir, ünvan alırız. Boşanırız, kızlık soyadına geçeriz. Anne oluruz, anne ünvanı alırız. İşe gireriz, ünvan alırız. Yükseliriz, işte okul kazanırız. Herkesin hayat hikayesine göre. İşte mezun oluruz, ünvan alırız. Her türlü ünvandır bu. Ünvan alınır mutlaka, alınıyor da. Ve kelimelerin çok kuvvetli olduğu bir zamandır yeteneklerimize ağırlık vermemiz gereken süreçtir. Dörde geldik. Eğer burası dört çıktıysa arkadaşlar, hayat düzeninizi kesinlikle değiştirmemeniz gereken bir yıl. Dört bunu ister sizden. Yani normalde ne yapıyorsanız, hepimizin klasik bir çalışma tarzı vardır değil mi? İşte işe gider, geliriz, çocuk okuldan gelir, yemek yenir vesaire gibi bir döngü. Klasik bir döngü. İşte neyse bu klasiğiniz sizin, o yıl boyunca rutinde yaşamayı unutmayacaksınız. Rutinde yaşayacaksınız. O yıl boyunca aynı eve girip çıkacaksınız. O yıl boyunca aynı işte olun. O yıl boyunca aynı şeyleri yapın. Çok fazla seyahat, gereksiz, hani bir ay orada kalayım, bir ay şurada kalayım, şurayı gezeyim, ay burayı gezeyim. Hayır, onu 5 için bekleyeceksin. 5 yılına girdiğinde onu yap, ama 4 bunu sevmez. Çok Valla. zıplarsan, evet, 4 yıllarında eğer
İlkay sen 2 sene önce 4 yılındaydın mesela. Şu an 6'ysan 2 sene önce 4 yılındasın. Evet. Ba ve 5 yılımda taşındım ben İstanbul'dan. Ay Ya ne enteresan. taşınmadan önceki yıl nasıldı? Taşınmadan Durduran bir önce enerjidir. 15 yıl aynı evde oturdum yani. Taşınamadım mesela o Durduran sene. O kadar istemem herhalde. bir işte. Korona geldi, evden çıkamadım 4 yılımda tam yani ben. Ya işte ve gerçekten de eğer 4 yılındaysanız arkadaşlar lütfen değişiklik aramayın, değişiklik yapmayın. Bu 4 enerjisi değişikliği asla sevmez. Rutinde yaşayacaksınız, çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz ve sadeleşeceksiniz. Fazlalıkları atın ve elinizdeki gereksiz şeylerin üzerine gereksiz eşyalar daha almayın. Evren sizi bir şekilde durdurur. 4 rakamını hani siz 4 rakamındayken kalkıp da ben dünya turuna çıkayım, işte şuraya gideyim, buraya gideyim derseniz hastalık verebilir. Sizi durdurmak için. Umulmadık bir ağrı vesaire gibi verebilir. Tutsaklık verebilir. Dört duvar arasında kalabilmeniz açısından siz normalde dolanır vaziyette bir iş yapıyorsanız sizi durdurmak için büroya sokar. Büroda vakit geçirmeniz. Aynen. Ya evren öyle çalışıyor ki. Bunu sabrı öğretmek için yapıyor çünkü bunu. Buna dikkat edin. 5 yılına gelirsek sosyalleşme, yurt dışı, yabancı diller, deneyim, çeşitlilik, yeni insanlar, yeni yerler, yeni tatlar, her şey, yeni olan her şey. Bir de dönüşmek. 4'te ne kadar daraldın? 5'te oh be diyeceksin. 4'te ne kadar rutin yaşadın? 5'te tam tersine bugün akşam, o gün sabah. İşte bir gün orada, bir gün burada vesaire. Gerçi söyleyişim biraz yanlış oldu ama yani yer değiştirirsin vesaire. 5 yıllarında mutlaka taşınılıyor. Gerçekten de Ben taşınılıyor. taşındım Sen ya. de Çok enteresan. taşınmışsın. İşte evrenin enerjisinden faydalanıldığı, etkilenildiği buradan belli. Mutlaka herkes taşınıyor ama gerçekten de. Ve ya iş değişikliği oluyor ya başka bir şehirlerde değişiklik oluyor. İşte seyahat olabiliyor, sıklaşabiliyor. Ve 5 yılındaysanız arkadaşlar, taşınmanız gerekiyorsa direnmeyin. Ve seyahat planınız varsa uygun uçak biletine denk gelirsiniz. Uygun otele, uygun yurt dışı planlarına denk gelirsiniz. Bunu da kaçırmayın. 6'ya geldiğimizde hem bir de yabancı dil öğrenmek istiyorsanız 5 yılındaysanız çok iyi olur. Atıyorum bir senede öğreniliyorsa bir yabancı dil, siz 6 ayda öğrenirsiniz. O enerjiden kaynaklı, o enerjinin desteğinden. 6 yıllarında da ne olur? Aileyle daha çok vakit geçirilir. Aileyle akrabalık ilişkileri geliştirilir. Aileye dair konular daha çok gündemdedir. Aileyle birlikte çalışılır, bir şeyler yapılır, gezilir vesaire vesaire. Bir de dış görünüşte değişiklik yapmak istiyorsanız 6 yılları çok çok iyidir. İyi kuaföre denk gelirsiniz. Geçen gün gördüm, çok güzel olmuş saçın bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Çok Ve teşekkür ederim. hani estetik anlamda da bir şeyler yaptırmak istiyorsanız 6 yılları müthiştir. İyi doktora denk gelir, iyi işlem olur, uygun fiyata denk gelirsiniz. Evinizde ya da iş yerinizde de tadilat için 6 yılları çok çok iyidir. Dediğim gibi iyi ustaya denk gelir. Tam istediğiniz gibi yaptırırsınız her şeyi. Aile Tam bir tadilat yılları ya, ayıdır. evlilik de olur sanki altıda. Tabii, evlilik içinde uygun bir titreşimdir. Aynen. Evlilikle ilgili sıkıntı yaşayanlar da tam tersine perçinlemek için tam güzel bir yıldır. Akrabalık ilişkileri, aile, anne babayla olan çekirdek aile gibi. 7 yıllarına geldiğimizde 7 yıllarında herkes, sen de böyle olacaksın. Nasıl? Bir 7 sene içe sonra. çekilme. Bir içe çekilme. İçe çekilme. Şöyle, sen yine yayınlarını yaparsın ama yayınlarının dışında nasıl bir sosyalleşme tarzın varsa bunu biraz en aza indirmeye başlayacaksın. Bunu fark edersin zaten. Çünkü etkileneceksin o enerjiden. İyidir o enerji. Ve bulamadığın bilgileri o zaman bulursun. Bu bir. İkincisi, bir şeyleri araştırmak istiyorsan tam o zamanlar
tam zamanıdır. Kahve kitap zamanıdır. Kafa dinleme zamanıdır. Kalabalıklara girsen de tek başına köşeye çekilip uzaktan izlemeyi tercih edeceğin zamandır. İnziva, ruhsallık, içe dönme, zihinsel analiz konularının hakim olacağı dönem olacak çünkü. Ve aynı zamanda da ruhsal uyanış anlamında da çok güzel destekleyicidir. Ruhsal konularla ilgileneceksen tam da her zaman zaten uygundur da tam da zamanlıdır. O zaman bir çekilebilirsin içine, iyice çekilebilirsin. Aha. 8 yıllarındaysanız arkadaşlar, burası 8 çıktıysa para, pul, mal, mülk, bolluk, bereket, kariyer, siyaset, adalettir. Hukuki konularınız varsa bunlarla ilgili ilerlemeler olur. Olumlu olumsuz onu bilemem. Sizin hayat hikayenizle alakalıdır. Siyasetle ilgilenenler, herkes ilgilenmiyor sonuçta, ilerleme kat edebilir. Ve bol bol para akıyor. Bol bol para akar bir kere. Hani siz düz bir memur olsanız bile kamuda, hiç olmadığınız anda ikramiye çıkar size, öyle söyleyeyim. Yani bir şey imzalanır, bir şey olur, ikramiye gelir. Yani hani memura hiçbir şey yoktur ya mesela, o yüzden memura örnek verdim. Ummadığınız şekilde gelir. Fakat bu enerji der ki kumbaraya para at demez bu enerji, onu da söyleyeyim. Bu enerji paylaş der. Yardım şekliniz neyse, bunu sürekli yaşam şekli haline getirmeniz lazım aslında ama evren çünkü paylaştıkça çoğalır hikayesiyle ilerliyor. Hayvanlara mama mı almak, işte insanlara mı yardım yapmak, doğaya bitki mi dikmek, neyse bu, buna ağırlık vermelisiniz ve 8 yıllarında özellikle mutlaka hani bu paylaşımı düzenli yapmalısınız. Evren sizden bunu istiyor. Siz ne kadar paylaşırsanız size o kadar verir. 9'a geldiğimiz zaman, ha bir de kariyerde yükselmeler anlamında, işte geçen sene başvurmuştum olmadı. Geçen sene o enerjide değildin. 8'e girdiğin zaman tekrar yap. Tekrar yap başvurunu. İşte o zaman seçilirsin, kazanırsın, ilerlersin, olabilir. Çünkü o enerjide olacaksın. 9'a geldiğimiz zaman bütüne hizmet, şifa, merhamet, hümanizm, affedicilik, çocuksuluk, saflık ve sanatçı ruhtur 9. 9, geçtiğimiz 8 yılın, eğer burası 9 çıktıysa, geçtiğimiz 8 yılın içerisinde başlattığınız, büyüttüğünüz, geliştirdiğiniz konular neyse, bunların hepsini artık tamamlanma, bitiş, bunların bir şifalanması, dönüşmesi, işte eksik kalan varsa yine gözünün önüne gelmesi, hani bunu şifalayabilmen için yine karşına gelmesi vesaire, bunlarla ilgilidir. Sanat yönün varsa bununla ilgili de girişimler yapabilirsin. Şifalarla ilgilenmek istiyorsan ilgilenebilirsin. Zaten çekilirsin. Ama şöyle bir şey, şifalardan çok fayda göreceğin yıllardır 9 yılları. Gerçekten bu danışanlarımdan birebir tasdik ettiğim bir şeydir. Tam da hani net bir şekilde şifalardan şifa bulunan yıllardır 9 yılları. Genel anlamda bulunduğumuz yıl çakra tesiri bu Evet. şekilde. Yazın yorumlar arkadaşlar. Yani benim dördüm beşim hani muazzam. Diğerlerini de bir düşüneceğim. Ondan sonra sizler de lütfen yazın. Şu anda da 6'yı deneyimliyorum. O da Çok güzel. enteresan yani. Şu anda 6'dayım. Aileye vakit ayıracağın bir süreçtesin. Akrabalık ilişkileri, annen, baban, kayınvalide, kayınpeder vesaire gibi onlarla ilişkiler. Aileyle birlikte iş yapma, işte eş ve çocukla birlikte hayat planını bu sene içerisinde Kasım'a kadar kurma, tatile birlikte gitme, işi birlikte yapma falan filan, bir sürü şey. Evet, bakalım. Peki nasıl para kazanacağız? En önemli mevzumuz. Ne Evet, yapacağız ve nasıl yapacağız? her birimizin hani ne meslek yaparsak yapalım bir para kazanma şeklimiz o vardır tasarımımıza göre. Onu bileceğiz öncelikle. Hani İlkay Buharalı gazeteci olabilir, yayıncı olabilir ama bunu nasıl yapmalı? Nasıl yapmalı? Şimdi Tamam. ona bakmak lazım. İşte eylem, eğitmen olabilir ama bu eğitmenliği nasıl yapmalı gibi. Şimdi doğum tarihinizi yine toplayın. 2023 şeklinde değil de doğum yılınızı alarak doğum tarihinizi Tamam.
olduğu gibi 19 Şubat 1980 benimki mesela. Olduğu gibi toplayın. Çıkan rakamı yine teke düşünün. Sadeleştirin. Teke düşürdükten sonra Tamam. doğum ayınızla toplayın o rakamı. Çıkanı mı? Evet. Doğum Teke düşürdüm değil mi? ayımla toplayacağım. Evet. Kaç çıktı? Bir çıktı benim. Doğum ayım doğum bir. Üç oluyor o zaman. Üç. Aynen. Ben para kazanacağım Üç. ben. Ne acaba? Yani şöyle, üçün anlamı şu, doğuştan gelen, bu kadar olur ya, doğuştan gelen edebi ya da sanatsal yeteneklerini kullanarak para Kazan. kazanma yolunu açmalısın. Kelimelerini ustaca kullanmayı öğrenmelisin sen ki zaten bunu yapıyorsun. Bunu Bildiğin yapıyorsun. çenemden kazanıyorum ya. Evet, ilham yeteneğinle yaratıcılığını birleştirip oluşturacağın ürünlerden de para kazanabilirsin, biliyor musun? İlham yeteneğin. Evet. Yani ürün de yapabilirmişsin mesela. Neyse bu, artık bunu sen bulursun. Buldum ben onu. Geliyor. Ben pes diyorum, pes diyorum, pes diyorum. O zaman doğru bir iş daha yapacağım arkadaşlar Allah'ın izniyle inşallah. Of, geliyorsa tamam. Süper. Ve ondan oldukça iyi para kazanırsın. Neyse o. Hülya'cığım Harika. dinliyor musun acaba? Hülya da biliyordur gerçi bunları. Zaten işte bak, edebi yeteneğini kullanıyorsun. Zaten televizyondasın. Tasarımın gereğini yerine getiriyorsun işte. Süper. Çok güzel. Çok Eğer enteresan. Üçten başlamış olduk. Üçü anlattık bu arada. evet. Benimle beraber. Aynen. Eğer bir çıktıysa Heh. arkadaşlar, doğum tarihinizi toplayıp sadeleştirdiniz. O çıkan rakamla da doğum ayınızı topladığınızda bir çıkıyorsa Tamam. para kazanma stratejiniz şu olmalı. Ne iş yapıyorsanız yapın. Lider ve önce olduğunuz işlerde para kazanabilirsiniz. Siz başkasının altında durarak, başkasının altında çalışarak değil, siz yönetmelisiniz. Bireysel yaptığınız her işte de başarılı olursunuz. Siz ortaklıkla veya işte başkalarının yanında çalışarak değil, kendi işinizin patronu olursanız çok daha mutlu olur, çok daha iyi para kazanırsınız. Çünkü başkalarıyla iş yaparsanız siz o orijinalliğinizi ortaya koyamıyorsunuz. O yüzden de çok verimli olamadığınızı göreceksiniz. Eğer iki ise ortaklı ve işbirliği içinde yaptığınız işlerle para kazanacaksınız siz de. İkiler de böyle. Evet. Ortaklarla. Evet, böyle para kazanma stratejisi oluşturacak. Paylaştıkça çoğaldığını öğrenecek bu sayede. Üçü anlattık zaten. Dörde geldiğimizde köklendiği, sabit kaldığı işlerde gelir sağlayacak. Masa başı işi olur bu. Veya işe bir girdi, 20 yıl aynı işte çalıştı. Onun gibi. Yani istikrarlı olmalı yaptığı işte. Ve aynı zamanda toprağa dair işlerde çok başarılı olur. Dört çıktıysa emlak, işte gayrimenkul danışmanı, çiftçi, ziraatçı gibi bu işlerden bolluk bereketi yaratacaktır. Eğer beş çıktıysa, benim beş mesela, eğitmenim ama bak şimdi, işte iletişimin olduğu tüm alanlarda, işte sosyal medya, TV gibi şeylerde işini tanıtmak üzere kullanmalı beşler. Ve şu an bunu yapıyoruz mesela, değil Aha. mi? Ve para onlara bu sayede gelecek. Seyahat etme ve gezmekten de beslendiğini unutmamalı beşler. Ne kadar seyahat eder, gezerlerse doyuma ulaşacaklar ve bu şekilde de para kazanacaklar. İletişimlerini çok genişletecekler çünkü. Altı çıkanlarda aile ve aileyle ilgili konularda para kazanma stratejisi yaratacaklar. Yani şöyle, bir kişisel gelişimci ise bile bu kişi, atıyorum aile dizimi eğitmeni olursa, hani numaroloji değil de aile dizimi eğitmeni olursa mesela, müthiş. Ya da aile danışmanları psikolojik anlamda, işte aileyle ilgili ne varsa her şey, bunlarla ilgili işte danışmanlık, güzelleştirme, altıya dair meslekler bunlardır aynı zamanda, güzelleştirme, eğitmenlik. Eğitmenlik aracılığıyla çok bolluk bereket kazanırlar altı çıkanlar. Yedi, yediler araştırdığı, bilgi topladığı ve uzmanlaştığı konularda paraya
çok daha rahat ulaşacaklar. Yani para kazanma stratejilerini böyle yaratacaklar. Ayrıca spiritüel konular üzerinde de bolluk yaratma imkanları mümkün. 7 8, evet. 8 çıktıysa eğer, büyük işlerde olmalı 8'ler. Yani öyle herhangi bir şeyle uğraşmamalı. Küçük işlerle uğraşmamalı. Başarma güdüsüyle risk alan kişilerdir bunlar. O yüzden de maddi kazanç anlamında da çok şanslılardır. Para kaynakları ayağına gelir bunların. Büyük işler yapmalılar. Risk almaktan korkmayacak 8'ler. 9'larsa, 9 çıktıysa eğer, bütün hayrına yaptıkları işlerden para kazanacaklar, bolluk yaratacaklar. Böyle ayrımcılık yapmadan hümanist bakış açısıyla ilerledikleri takdirde şifa ve sezgilerine dayalı bütün işlerde bolluk yaratacaklardır. Yardım konuları özellikle onların bir numaralı işi olacaktır. Çok teşekkür ederim. Ya arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Kimin ne çıktı, ne düşünüyor acaba? Numarajın ama çok enteresan bir yanı var. Hani isabet konusunda değil mi? Sen binlerce kişiye analiz yapmışsındır bugüne kadar İlham Hocam. Konuştuk biraz. Ortalama 8.000 olmuştur. Evet. Yani nasıl hiç mi şaşmıyor bu hesaplamalar ya? Hani yanıldığınız olmuyor mu mesela? Numarajın daha doğrusu. Şöyle şimdiye kadar bir kişinin olumsuz bir geri dönüşünü aldım. O da bir konu üzerine numaroloji analizi yapmamı istedi. Ben konu üzerine yapmıyorum. Genel yapıyorum hep. O konuda içinden geçiyor zaten. Olumsuz bir gidişatı olacağını gördüm ve ona söylediğimde mümkün değil, hayır falan demişti, inanmamıştı ama bir ay sonra bana dönüş yaptı. O an eleştirmişti ama bir ay sonra dönüş yaptı. Olmadı hakikaten de dedi. Yani olacak şey nasıl olmaz ben inanamıyorum ve onu nasıl gördünüz inanamıyorum dedi. Genelde memnunlar ve zaten o 8 bin kişi birbirini önere önere tavsiye ede 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 öyle büyüdü. Çok enteresan. Peki Türkiye'nin numarolojisine de böyle insan numarası çalışır gibi Aynen. çalıştınız galiba, değil mi? Evet. Evet, Türkiye Cumhuriyeti şöyle bir yanlış algı da var. Şöyle 9. çakra tesirinde şu an. Herkes bir de zannediyor. Hani 2023'te işte ilk ay Buharalı 7. çakra değil. Hayır, değil. Kasım'dan itibaren girecek. Kasım'dan itibaren girecek. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti de 29 Ekim'den sonra Bir bir olacak. yılına girecek. Evet. Ha, şu an 9. Şu Peki an bu ne 9. demek? 9 bitirme, tamamlama, bütüne hizmet, şifa, merhamet, hümanizm, affedicilik, çocuksuluk, saflık, sanatçı ruh. Şimdi bu cümlelerin hepsi şu an olduğu gibi geçiyor gündemimizden. Hepsi. Şimdi bütüne hizmet, Bu yardımlar kim bu zaman birbirine olacak? 14 Mayıs'ta olacak. Yani 9'da olacak. Değil mi 9. seçim? 9'da, evet 9'da olacak. Şöyle benim bu seçime dair bir yorumum yok. Bu seçimin sonucuyla ilgilenmiyorum. 29 Ekim'den sonra ben her şeyin değişeceğini görüyorum. Her şeyin, her şey. Ben hükümetin değişip değişmemesiyle ilgili yorum yapmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti 100 yılını bitiriyor. 100 yıl. 100 yıl ne demek? İşte biz aynı jenerasyonuz zaten. Bizim anneannelerimiz, babaannelerimizin süreci. Sonra annelerimiz, babalarımız gördü. Sonra biz. Şimdi bizim çocuklarımız da yetişti bu süreci. Ondan sonra daha kimse görmeyecek. 29 Ekim'den sonra doğanlar bu yüzyılı görmemiş olacaklar. Yani devasa bir şey, bir sürü şey büyütüldü. Çarıklarla, kanlılarla büyüdü bu millet. O Kurtuluş Savaşı zamanları vesaire neler çekildi. Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa olduğunda tam olarak 19 mertebesini aldı ve ruhsal tarafta görevine devam etmeye Devam mertebesine ediyor. geçti diyeyim öyle söyleyeyim.
Ve Peki ama 9'da yani 29 Ekim'den sonra her şey değişecek. Ne demek yani? Her şey ne değişecek? döngü değişiyor. Yeni kontrattır normalde. Yeni bu bir kontrat. Hepimizin işte İlkay Buharalı da kontratını yaptı geldi. Hepimiz ruhsal tarafta kontratımızı yaparız. Ve işte liyakatlarımız vardır. Neleri başarmışız, neleri başaramamışız, neleri atalardan getirmişiz, yüklenmişiz vesaire. Gelmişiz, bu derslerimizi alıyoruz. İşte bu yaşamımızı sürmeye çalışıyoruz ki karmaları, karma ortaktır atalarla. Karmayı temizlemeye çalışıyoruz. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin karmasına dahiliz. Burada bedenlendiğimiz için. Onu da büyütmeye çalışıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti hem birinci çakradan hem de altıncı çakradan karmik bir varlık. Varlık diye adlandıracağım Türkiye Cumhuriyeti için. Bir aurası var çünkü. Ve daha çok verici, daha çok lider pozisyonu. Aslında o kadar güçlü bir milletiz ki, o kadar güçlü bir aurası var ki Türkiye Cumhuriyeti'nin. Müthiş. Yani süper güç olabilecek bir ülkeyiz biz. Ama hep vericilik, hep vericilik, hep vericilik. İkinci çakramız çok kuvvetli. Birinci çakradan karmayız. O yüzden de nasıl diyeyim? Ben diyemiyoruz bir türlü. Yani Türkiye Cumhuriyeti ben diyemiyor bir türlü. Bir sürü yeraltı kaynakları var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Toprağın altı, yeraltı zenginliği üstü bambaşka. Ruhsal bir zaten devletiz. Ki Anadolu topraklarında bedenlenen ruh varlıklarının hepsi de birbirinden özel. Yani özellikle zaten uyanış Anadolu'dan doğacak denir her zaman. Ve bir kere dokuzuncu çakra tesirindeyiz. Şu yaşadıklarımız daha adım atar atmaz 2023'e başladı. Bu kadar da olmaz yani. Bir de değişim dönüşüm yılları var. Değişim dönüşüm yıllarımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin değişim dönüşüm yılı ilk 1938. 29 Ekim 1938 ilk değişim dönüşüm yılı. Bundan yaklaşık 11 gün sonra Atatürk vefat ediyor. Hakk'a yürüyor. Ya ve 6. çakra tesirindeyiz. Of. Yani milletçe zaten 6'dan karmiyiz. Aile değerleri, içsel huzur, uyum, dengedir. Sevgi, saygı, sorumluluktur. Ailedir 6. çakra. Ve hani aileyi, aileden birini kaybetmek. İşte bu duyguyu yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti. O ilk değişim dönüşüm yılı Evet. 38. Evet, Ondan 1938. neler oluyor? Atatürk'ü kaybediyoruz. Evet, ondan 11 gün sonra Atatürk'ü kaybediyoruz. Ve değişim dönüşüm yılları benim bir tabirim vardır. Evrenden dayak yediğimiz yıllardır. Zorlu geçer. Çok zorlu geçer. Yani bir çektirir bize de dönüşüm yıllarımız. Ve hani çok zorlu geçer. Ondan sonra hani dönüşmemiz için bu zorlukları yaşarız. Sonraki yıllarda daha rahat ederiz. Değişim dönüşüm yılların Ha, ikincisi ne zaman evet. peki? 1959, 29 Ekim Demişim orada gitti. 1959, 29 Ekim 1960 arasındaki bir yıllık süreç. Şimdi baktığımız zaman 60 darbesi var. 60 darbesi ilk askeri darbe 27 Mayıs 1960'ta olmuş. Ondan sonra bu da bir şeyleri bitirme, tamamlama anlamında Türkiye Cumhuriyeti'nin Çok etkilendiği bir enteresan. dönemmiş. Bir sonraki 29 Ekim 1983 ile 29 Ekim 1984. Hemen baktığımızda ne varmış? 83, 84 bayağı bir şey yani dolu. Hemen arkasından 6 Kasım'da ANAP kurulmuş. Özal Başbakan olmuş. Yerel seçimler, işte SODEP, DYP, bir sürü siyasi parti. Yani yine darbe Aynen ve öyle. sonrası Türkiye'nin Aynen öyle. siyasi hayatı, işte Bir demokrasi geçiş sonraki süreci falan gibi bir şey. 29 Ekim 2004 ile 29 Ekim 2005 arasındaki süreç. Şimdi 2005'te 6-0 atılan süreç Türk lirasından. Türk Telekom satıldı. Satılan satılana. Tüpraş'ın %51'i özelleşti. Koç grubuna verilmiş gerçi. Star TV, Doğan Holding'e satıldı.
Avrupa üyelik süreci başladı, Telsim satıldı gibi gibi gibi. Buradaki örneklerde bunlar. Bir şeylerin bitişleri, tamamlanışları, sona erişlerinin olduğu yıl. Türkiye bu şekilde etkilenmiş. Bu Yok, kaç yılda yok. bir Şöyle oluyor? Yani mesela belli bir ben döngüsü mü var 1980 yoksa doğumluyum. herkes özel Ben mi? Bu nasıl? 43 yaşındayım ama şimdiye kadar bir tane değişim dönüşüm yılı geçirdim. O da 1998. Bir sonraki 2025'te olacak. Ama şöyle 1980 doğumlu olan herkes o aynı yıllarda değişim dönüşüm yaşar. Konuları farklı olur. Gün ve ayları farklı ya. Konuları farklı olur. Aynı doğum tarihli Ya. olanlar, doğum yılına Anladım. sahip olanlar aynı dönüşüm yaşar. Ve bir sonraki 2010 yılıymış. Yani şöyle 29 Ekim 2010, 29 Ekim 2011. Burada Taksim'de canlı bomba saldırısı 31 Ekim'de. Paşa Garı'nda yangın. Ondan sonra İsrail saldırısı, Mavi Marmara gemisi İstanbul'a geri dönmüş. Genel seçimler olmuş 2011'de. Elazığ'da deprem olmuş. Böyle bir süreç olmuş. Bir sonraki 2013, bir sonraki 2019 bu şekilde. Bir sonraki daha sonraki 2031'de onu hiç söylemeye gerek yok daha. O bunlar olmuş olanlar. 2031. Yani Önümüzdeki önümüzdeki bunlar olmuş olanlar Evet, da evet. Aynen. 2031'de olacak bunlar. Değişim dönüşüm yılı. İşte değişim dönüşüm yılları Yalnız hep kötü şeyler sıkıntılıdır. olmuş Hepimiz değişim için dönüşüm öyle. yıllarında ya. Sıkıntılıdır. Evren bir dayak atar. Evren bir dayak atar. Hani dört yılları sıkıntılıdır dedim ya mesela. Hani bunu numaralı olanlar da şu an anlar. İlgilenenler de az çok anlar. Eğer değişim dönüşüm yılınız aynı zamanda bulunduğunuz çakra tesirinde dörtse, hem dörtsünüz hem o yıl değişim dönüşüm yılınızsa çok zorlu, tutsaklık, hastalık, siz olmasanız da yakınınıza hastalık verir sizin onun başında tutabilmek için vesaire bir sürü böyle sıkıntılı şeyler yaşanan bir süreç oluyor. Verir demeyelim de Zaten kişiyi zorlukla durdurmak birlikte için kolaylıkla vardır. Belki yapar görülmesi bunu gereken bir evren. şey vardır. Aynen. İlla da Ha, evet ama baktığım kadarıyla ha, incelenir durursan da bir zihin şey tasarını olmaz kimse yani. Yıl ona yerinde bir gün durmamış. kardeşim. Öyle söyleyeyim. Yani benim de kızım mesela 2026 yılında dönüşüm yılı ve dördüncü çakra tesirinde olacak. Ben onu o zaman ne yurt dışına gönderirim ne bir yere gönderirim. Ya Bağlayacak. aynen. Yani gibi. Annesi onu Bu bir bağlayacak. örnek. Evet. Aa, çok enteresan. Çok ilginçmiş gerçekten. Peki iyi tarafından bakalım. 2031'e kadar Türkiye'ye kötü bir şey olmayacak diye ben bunu böyle görüyorum. Yani 2031'de de olmasın dönüşüm inşallah ama numara herkeste şeye göre. şeydir ki Değil bir mi? şeyler Öyle mi? yaşanır. Şu an zaten yaşıyoruz. Bir şeyler bitişler, tamamlanışlar, dönüşümler vesaireler. Ya uzun süredir ne aynıysa o değişecek. Onu söyleyeyim. Uzun süredir aynı Yazın. sistem, uzun süredir aynı düzen, uzun süredir mesela ben şey demiştim. İşte sistem değişir. İşte şöyle mi olur, böyle mi? Aynı sistem gitmez mi yani? Değişir mi? Şeklinde sorular geldi bana. Hayır, çarıklarla, kanunlarla alınmış bir ülke bu. Kolay kurulmadı. Bu böyle kolay kolay şey olur mu? Bu daha da iyi seviyesiyle, daha da iyi bir haliyle dönüşerek, daha da büyüğü, daha da güzeliyle gelecek. Atatürkçü sisteminin değişeceğini zannediyorlar. Hayır, daha da iyi haliyle, daha da büyümüş, daha da bilinçli haliyle, daha güzeliyle gelecek. Peki 2023 şimdi böyle depremlerle başladı ya, sarsarak başladı insanları gerçekten hepimizi. Böyle mi devam eder? Şimdi herkes korkuyor biraz 2023'ten. Numaracı nasıl bakıyor 2023'e? Ya yani o başlangıç yılın yaşananlar, işte 2023'ün enerjisi falan ne beklemeliyiz? Ne bileyim, çok deprem bekleyen var falan. Mesela Şimdi numaracı
Böyle beklentileri var mı? Tespitleri olur Ben mu? şöyle bir Ya da şey numarolog bekliyorum. eylem sebep biber ne Ne bekliyor? sürerse 29 Ekim'e kadar, 29 Ekim'den sonra böyle sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sıkıntı artık ülke için değil, başkaları için olacaktır diye düşünüyorum. Düzeninin bozulduğunu düşünen kişiler için olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle düzeni derken, oturttukları düzen bozuluyor diye rahatsız olanlar için sıkılma vakti gelecek. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti dönüşüyor şu an. Acılarla dönüşüyoruz, sıkıntılarla dönüşüyoruz. Aynı bir değişim dönüşüm yılı gibi yaşıyoruz 2023 resmen. Kolay değil. Kocaman bir ülke, büyük bir aurası var ve öyle bir jeopolitik konumumuz var ki diyorum ya işte biz aslında dünyayı yönetebilecek süper güç halindeyiz aslında ama hayır işte olmuyor, bir türlü olmuyor. Olabilir, gayet olabilir. O zeka da var, o şey de var fakat bizim aşmamız gereken daha çok bilinç sıçramaları olması gerekiyor. Bu da zamanla olacaktır. Kristal çocuklar bedenlendi. İşte 11'ler, 22'ler, 33'ler var. 33'leri çok nadir görürüz de. Onların uyanması gerekiyor vesaire. Şöyle söyleyeyim. Derse rağmen hala daha kendimizi değiştirmeyi düşünmüyorsak, istemiyorsak, inadına orada olmaya ısrar ediyorsak bu direnmek demektir. Evren direnmeyi sevmez. Dönüşesin diye yaşatır bir şeyleri. Senin kendi hayatında işte genel anlamda eğer hala daha dönüşmeye yardımcı olmuyorsan, engelliyorsan ya da istemiyorsan evren seni daha da sıkıntılı dönüştürür bu sefer. Ki zaten bu depremler vesaireler çok ilginçti. Yani Hatay'a yoldan gitmeye kalksan yol kırıldı. Havadan gitmeye kalksan havaalanı çöktü. Limandan gitmeye kalksan 3 gün liman yandı. Bu nasıl bir iştir diyorsun yani. Böyle bir şey yok. Onu da geç. Alttan millet alamadı. Yakınını alamadı. Kimse gitmedi. Sonrasında hala da çile çekiyorlar. Hala daha. Yazık günahtır. Ne oldu bütüne hizmet, şifa, merhamet, hümanizm, affedicilik, çocuksuluk, saflık? Ne oldu? Ne oldu? Parayla satılıyor. Bilmem ne oluyor. Falan filanlar adamlar çadır yok derme çatma kartonlarda yaşıyorlar. Böyle olmaz. Bir gün öncesinde çok doğru bir laf. Bir gün öncesinde onlar da bizimle aynı maddi durumdalardı. Şimdi yoksul oldular bilmem ne. Acıyarak bakmayacağız. Yardım edeceğiz ediyoruz da bazı şeyler var engelleniyor. Hayırlısı olsun diyorum güzel ülkeme. Peki ne olursa 29 Ekim'den sonra artık yok Bir de diyorsun yani. şunu Sıkıntı gördüm. olsa Hemen 29 Ekim'e 29 kadar. Ekim Numarolojik açıdan geçtikten diyor eylem sonra sebep diyor var. Kasım'dan itibaren bir etkiler geçmiş burada hep gelmiş, etkiler başlamış. Yani evet hemen böyle Geçmiş 2023'ün Kasım'ından döngülerde. itibaren bir şeyler hareketlenir. Değişim Kasım'dan itibaren başlar. Hani bilemezsiniz hangi ay başlayacağını. Aradan belki 6 ay geçer sonra yok hemen başlıyor. Ben buna çok sevindim. Ve çok güzel görüyorum. Çok güzel görüyorum. Tamam. Yani gönlünüz rahat olsun. Aynen. Peki sonraki yıllar hani çok 2024, 2025, 2026'nın enerjileri nasıl? Yani şunu demek istiyorum. Tek tek yıl yıl içinden çıkamayız ama işte ben Türkiye'yi 4 yıl ferah Ya görüyorum. Türkiye 5 yıl Cumhuriyeti ekonomide çok iyi olacak harf falan döngüsü gibi diye bir bir şey genel vardır bakış var mı numaroloji'de. Türkiye İşte Cumhuriyeti'ne? ilk ay buharalı diye yukarıdan aşağı yazarız. İşte en son yaşında atıyorum 44 yaşında bitirdi döngüyü. Şu an ilk ay buharalı 45 yaşında diyelim mesela tekrar ilk ayın iyisine döner. Döngü tekrarlanır. Vesaire hani döngüyü bitirdi ve tekrarlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti de döngüsünü bitirdi İ Tamam. harfinde ve 99. yaşında şu an dönüyor. T'ye dönecek tekrar. Evet, hem harf döngüsünü bitiriyor hem Harf 100. döngüsü yılını vardı. Harf bitiriyor. İkisi döngüsü de birbirine bitti. denk geliyor. Yani Ha, çok enteresan. geldiği Yani liyakatın harf döngüsünün bitmesi sonuna ne demektir? gelmiş, verdiği sözlerin sonuna gelmiş. İşte eylem sedef dilber nasıl? Son harfine kadar bu bir ömür değildir bu arada. Ömür böyle belirlenmiyor.
yaradan bilir. Demek öyle şeyler Evet, oluyor. evet. Yani Ömür benimkini ben şimdi burada aşağı hesaplanıyor değil yaptığımızda mi? Biz 70'i bitiriyor. sinirlendi Aa, eleman hoca yani. 77 Bu ömür yaşında değil. döngünüz bitiyor. Hani ölüm yaşımız mı oluyor acaba diyorlar. Alakası yok. Döngüyü bitirmeden de ölenler var. Döngüyü bitirip dönenler de var. Falan. Türkiye Cumhuriyeti bütün liyakatlarını yerine getirmiş. Neyse bunların hepsi bunların enerjisinden geçmiş, yaşamış. Sözleşmesini bitirmiş oluyor. Kontratı bitirmiş oluyor. Ruhsal tarafta yaptığı kontratını. Şimdi tekrar başa dönüyor döngüye. Yıllar önce eğitim aldığım hocam şey demişti. İleriki bir zaman, ne zaman olursa bilmiyorum ama şöyle bir dileğim var diyordu. İşte birinci ve altıncı çakradan karmik. İşte harfleri A, J, S, Ş, F, O, Ö, X. Eksik harfleri bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin. İşte Anadolu'yu eklemek çok isterdim demişti. Ki Anadolu İşte bu. Cumhuriyeti yani. Olsa çok mu Bu iyi geldi olacaktı? bir an benim aklıma. Normalde 6 yıldır görüşmem ben hocamla, görüşmemiştim. Bir anda bu geldi geçenlerde aklımda ve ben post olarak paylaştım bunu. Bu benim bilgim değildir, hocamın bilgisidir. Fakat içime doğdu. Bu yeni döngüsünde isim eklenebilir mi acaba? Bu içime doğdu benim. Eklenirse de çok güzel olur. Aa, eğer dinliyorsa yetkililer, bak Eylem Sedef Dilberi hocasını Ay, bulun sorun. Valla şey değil memleketim için ya. iyi olacaksa Anadolu Hocanın ne koyacağı bir güzel şey bir değil isim. bu. Türkiye Anadolu Cumhuriyeti. Devletin Ben bileceği varım bir yani. şey de. Ama daha Yani. sonraki yıllarda içimize gelebilirdi. Ama şimdi yeni başlangıcına giriyor. Yüz yılını bitiriyor. Harf döngüsünü bitiriyor aynı zamanda. Her şey tekrar başa dönüyor. Hani şöyle bir şeydir. Birinci Peki Anadolu karmik eklenince olduğu ismine ne oluyor borçları değeri yani? Şey, kapanıyor. bahtı değişiyor mu? Bu ülke zaten bunları dibine kadar verdi, verdi, gerçekten verdi. Ha bu liyakatla alınacak bir şeydir. Zamanı gelmişse olacaktır. Bence zamanı gelmiştir. Ben öyle hissediyorum. Bana öyle bilgi geldi. İçsel anlamda geldi. Ve 29 Ekim 2023'ten sonraki süreçte bu isim de konulabilir diye düşünüyorum. Ama Türkiye Anadolu Cumhuriyeti gerçekten güzel. Gerçekten güzel. Bu paylaştığım zaman yorum yapanlar şey oldu. Şöyle mi olur yoksa? Böyle mi olur? Türkiye Cumhuriyeti siliniyor mu yoksa? Ne silinmesi arkadaşlar ya? Mümkün değil. Silinmesi mümkün mü? Mümkün değil. Sonuçta bir liyakat var ortada. Sadece üstüne koyar. Üstüne koyar ve ilerler. Bu artık hani aşağı inmez. Bir şey kalbe çıktıysa kalp çakrasından aşağı daha inilmez deriz biz. Ya her şey güzel, gayet güzel. Zorluklar olacaktır, olacak. Yani biz de dün İzmir'de sallandık biliyorsun ki ben Foça ile dip dibeyim, biz hissettik. Çok önemsiz de aslında o sallantı ama bir şeyleri tetikler mi? Korkusu yaşamaya başladık bu sefer. 50 kere kalkıyoruz gece. Yani her şey olabilir arkadaşlar. Bizim de başımıza gelir. Her şey olabilir. Yapacak bir şey yok. Hazırlıklı olalım. Birbirimize yardımcı olmaya çalışalım. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Yani ve lütfen herkes yatağının kenarında uyumadan önce pet şişede su ve düdük bulundursun. Deprem çantasında arabası olanlar arabalarında bulundursunlar. Çünkü depremden sonra direkt terlik, don, gömlekle çıkılıyor dışarı. Çorapsız kalıyorsun. Üstün başın olmamış bir şekilde kalıyorsun arkadaşlar. Lütfen arabanın anahtarını da yanınızda bulundurun uyurken. Yapacağınız en iyi önlem bu. Başka şansınız yok. Başka bir önlem alınamaz. Yok. Yoksa git müstakil ev yaptır imkanın varsa. Bu akşam bu kadar söyleyeceklerim. Bu akşam bu Ben kadar. çok çok Yeni mutluyum. Çok döngüyü, güzel olacak. çok Çok güzel güzel günleri olacak. hep beraber Ülkemiz bekliyoruz. Ama ne zorluk olursa Allah'tan olsun. şifa diliyorum. Hakka yürüyenlere, yakınlarına sabır diliyorum. Sabır, Allah'tan gerçekten şifa. sabra ihtiyaçları var. Çok sabır sınayıcı bir süreçti. Hala öyle de. Bakalım ya hayırlısı olsun. Göreceğiz. Neler yaşamadık ki görmediğimiz şey kalmadı 2020'den beridir. Biz bize Aynen. lazımız. Biz bize Aynen. el uzatmaktan asla vazgeçmeyelim. Biz bize lazımız. Çok teşekkürler Eylem Sedef. Dilber numarası Türkiye hesabından takip ediniz. Beşinci baskısı Çok kitabının teşekkür önümüzdeki ederim. günlerde raflarda yerini Görüşmek üzere. alacak. Onu da bir daha Hoşça kalın. söylemiş olayım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar rüzgar gibi bir numaroloji yayınıydı.
Çok teşekkür ediyorum tekrar konuğuma. Size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki oradaydınız. Yorumlarda lütfen hesaplamalarınıza çıkanları, fikirlerinizi, yapıcı eleştirilerinizi, önerilerinizi kanalımda görmek istediklerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek de Rabbime emanet olun.